Zehra Hocam, merhabalar Ankara'ya, merhabalar size, eğitmenlerinize. Eğitmen iki arkadaşımıza selamlar, saygılar. Hoş geldiniz hocam, sayılarım. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Bugün arkadaşlarımız eğitimlerini tamamlayıp, birinci modülü tamamlayıp, birinci modülün eğitmeni olacaklar. Kimler var? Yurt dışından bir arkadaşımız var galiba. Lütfen bize tanıtınız. İkisi de yurt dışından hocam, ikisi de kendisi. Tamam. Hangi ülkeden katılımcı arkadaşlarınız? Merhaba, ben Zerrin Sıcak. Zerrin Hanım, soyadınız ne? Almanya'dan. Tamam, Zerrin Hanım. Almanya'nın neresinden? Hanau tarafından. Hanau. Hanau'ya, evet. Hanau'ya geldik biz 4-5 sene önce. Evet, duydum. Hanau küçük bir yer ve güzel bir yerdi. Memnun musunuz Hanau'dan? Arkadaş da Erlinze'de oturuyor. Tamam. Hanau'dan pek memnun değilsiniz galiba. Yo, niye? Tamam. Hanau'daki arkadaşlarımıza buradan selamlar, saygılar sunuyorum. Doğduğum yer. Ne? Doğduğunuz yer? Evet. Ha. Kaç nesildir orada yaşıyorsunuz? Babanız orada yaşıyordu. Siz orada evet. Yaşıyorsunuz. Babam ilk gelenlerden. Çocuklarınız orada. Tamam. Biz de evet. 1960 kaçta gittiniz? 1960'larda geldi zaten. Tamam. Yani peki nasıl durum? Almanya'da yaşamak mı güzel, Türkiye'de yaşamak mı? Özlem giriyor mu? Yoksa siz orada doğduğunuz için özlem artık sıradanlaştı mı? Nedir? Ya şöyle, aslında Türkiye'miz çok güzel. O kadar güzel ki. Ama çalışıp para kazanmak güzel. Yani işsiz olana, ev hanımı olana biraz zor zannedersem. Evet. Yani ben öyle görüyorum. Tamam. Ama yoksa yani burada doğduğum için, burada alışkın olduğum için, burada yaşadığım için o da güzel. Ama tabii ki Türkiye'miz daha çok. Doğru. Hanau küçük bir yer olduğu için 60 bin nüfuslu bir yer. Çok öyle gezilip görülecek bir yeri yok. Sadece çarşısında güzel bir alışveriş merkezi var. Bankaların bulunduğu, alışveriş merkezlerinin bulunduğu bir yer. Peki İstanbul'a geldiğinizde, Ankara'ya, Antalya'ya geldiğinizde tabii Hanau'dan onlarca, 20 defa belki daha büyük, daha güzel bir şehirle karşılaşıyorsunuz. Türkiye'miz güzel ve gelişti. Evet. Peki siz hangi şehirdesiniz? Lütfen siz söyleyiniz. İsminiz nedir? Ben Nurhan Kamış. Ben Hanau'da Erlinze'de oturuyorum. Zehra Hocam bulunuyor. Ondan eğitim alıyorsunuz. Saat 10'dan beri hangi konuları işlediniz? Evet, vallahi daha yakada geldik. Bir daha söyleyiniz lütfen. Kadın üreme organını işliyoruz şu anda. Dağ'a kadar geldik diyor. Yani kadını dağ olarak görene kadar işledik konuları. Şu tamam. Anda o konudayız. Bundan önceki konu, lütfen siz söyleyin hangi konuları işlediniz. Şimdi en son konu çocuk sahibi olabilme konusu. Ondan önce ne işlediniz? Psikolojik sorunları işledik hocam. Rüya yorumunu işledik.
bir insanın doğruyu söyleyip söylemediğini nasıl anlarız? Beşinci boyuta gidip bunu öğrendik. Biraz teorik bilgi işledik, kanallığı konuştuk, test ettik, alma verme dengesini konuştuk. Sizin oluşturduğunuz sembol dilini konuştuk, örneklere baktık, frekansları konuştuk, enerji alanlarını konuştuk, beşinci boyutu konuştuk, Zümrüt'ü Anka frekansına yükselmeyi öğrendik, rüya yorumu yaptık, polisiye vakaların, kriminal vakaların nasıl çözüleceğini konuştuk, örneklemeler verdik. Ne güzel. Bunları işledik şimdiye kadar. Elinize, yüreğinize sağlık. Peki arkadaşlarımız... Arkadaşlarımız Türkiye haritadılar. Çünkü sembollere baktılar. İşte Marmara'nın kadının rahmini sembolize ettiğini okudular. Ondan sonra Çanakkale Boğazı'nın rahim ağzını ve Ege Denizi'nin vajinayı sembolize ettiğini ve onları bir görmek istediler. Bir Türkiye haritası buldum şeyden, internetten onları gönderdim WhatsApp'tan. Çünkü bu da gerçekten çok önemli. Yani Refik Korkmaz eğitimlerini öğrenirken buradaki sembolleri, bunların birbirine olan yakınlığı, coğrafi konumu, bunları öğrenmek gerekiyor. Çünkü sizin sisteminizde Türkiye büyük rol oynuyor. Türkiye haritası, Türkiye'nin etrafındaki denizler, Akdeniz'dir, Karadeniz'dir, Ege Denizi'dir, Çanakkale Boğazı, Marmara, tüm bunlara çok ilgi duydu kızlar. Hatta Almanca kelimeler geçiyor arada, ne kadar tatlı diyerek okundu Nurhan Hanım. Peki, hani şimdi tam o konudasınız. Ege Denizi'nin en sonuna geldiğimizde, bizim Edirne'mize geldiğimizde, Edirne ile Yunanistan'ın tam birleştiği yeri biliyoruz değil mi? Orada Meriç Nehri var. Zehra Hanım, gözünüzün önüne geldi mi? Açabiliriz haritayı. Açınız. Haritayı evet, açınız. Ege Denizi'nin en kuzeyi, Ege Denizi'nin bittiği yerde. Meriç Nehri'ni gördünüz mü? Türk-Yunan sınırında. Gördüyseniz lütfen söyleyin. Hemen şuradan bakıyorum, evet hocam. Ege Denizi'nin en kuzeyi ve Ege Denizi'nin bittiği yerde. Türk-Yunan sınırında Dede Ağaç kasabası var. Dede Ağaç. Evet, direkt şeyin yakınında hocam. Çanakkale Boğazı'nın yakınında. Yani şimdi aynı şeyden mi konuşuyoruz acaba? Meriç Nehri'nin Ege'ye döküldüğü yeri gördünüz mü? Orada Dede Ağaç yazıyor. Evet. Türk-Yunan sınırını gördünüz mü? Tamam. Heh. Evet. Orada siz haritayı biraz... Evet. Haritayı büyüttüğünüzde ne yazıyor? Dede Ağaç yazıyor mu? Hocam çok okunaklı değil. Büyüttüğüm zaman biraz şey çözünürlüğü bozuluyor. Tamam. Şimdi anladığımızda biz neresi olduğunu biliyoruz. Yani çünkü şurası. Tamam. Haydi. Şimdi şunu... Yani buradan da çok iyi gösteremeyebilirim ama şurası. Tamam. Şuna şimdi bütün enerjimizi verelim. Ege Denizi neydi? Vajinaydı. Doğru mu? Evet. Tamam. Tam da evet. O söylediğim yer. Meriç Nehri'nin Ege'ye döküldüğü, Türk ve Yunan sınırını belirlediği o yere geldiğimizde 100 kilometre kuzeyine gidersek Bulgaristan sınırları içerisinde. Şimdi artık oraya bakmayalım. Çünkü o şimdi söyleyeceğim şey haritada gösterilmez Zehra Hanım. O noktadan 100 kilometre kuzeyine çıkıldığında ben 2 gün önce Facebook'ta ve Instagram'da Rahim Mağarası resmini paylaştım. O Rahim Mağarası resmi Bulgaristan'da. Mağaranın derinliği 22 metre, 22 metre. Mağaranın derinliği, yüksekliği 3 metre, genişliği 2 metre. 2 metre geniş, 3 metre yüksek, 22 metre derin. İşte o Rahim Mağarası tam Ege Denizi'nin 100 kilometre kuzeyinde. Dünyanın başka hiçbir yerinde değil de tam size söylediğimiz kadın doğum ana bilim dalı bilgilerini verdiğimiz ve Ege Denizi'nin vajin olduğunu anlattığımız yerin 100 kilometre kuzeyinde onun bulunması bizim eğitim sistemimizin ne kadar derin, geniş,
tutarlı, isabetli, değerli bilgiler verdiğini ve dünyaya dağılmış bu parçaların hepsini nasıl bütünleştirdiğini gösteren güzel bir kanıt. Yani insanlar bu parçaları bizim eğitimimiz olmasaydı birleştiremezlerdi ki 2800 senedir birleştiremediler. Bu birleştirmeyi sağlayan bilgi bize şu bulunduğum yerde Manisa'sı bir dağında. Diğer adıyla Kaf Dağı. Kaf Dağı'nın ardından gelen bilgilerle bunlar gerçekleşiyor. Peki şimdi arkadaşlarımız lütfen bize şu ana kadar öğrendikleri konularla ilgili fikirlerini, beğenilerini, eleştirilerini söyleyebilirler mi? Valla eleştiri... Zerrin Hanım sizin sisteminizi daha uzun bir süredir tanıyor ve sizin müdavim takipçiniz Nurhan Hanım yeni tanıştı sistemle. Çok kısa bir süre içerisinde, birkaç saat içerisinde eğitimi almaya karar verdi ve apar topar organizasyonu yaptık ve bugün buradayız. O yüzden ikisinin de fikri bence çok değerli. Biri yaklaşık bir yıldır tanıyor sistemi, biri birkaç saattir tanıyor. İşte şu anda muazzam güzel bir durum olacak. Bir yıldır tanıyan bir arkadaşımız ve yeni tanıyan, 10 saattir tanıyan bir arkadaşımız. En çok da karşılaştığımız şey şu. Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki hocam sizi yeni tanıdık, eğitime katıldık. Bazı arkadaşlarımız da diyorlar ki 4 senedir takipteyiz ve sizin ne kadar güzel, tutarlı, gerçek, doğru şeyler yaptığınızı, anlattığınızı gördük ve eğitime katıldık hocam diyorlar. İşte şu an iki gruptan da aynı anda arkadaşlarımız var. 10 saat önce ve tam 1 yıl önce eğitimimizi tanıyanlar. Lütfen sizden fikirlerinizi alalım. Ne düşünüyorsunuz? Ya fikir yani şöyle, birincisi heyecan var. İkincisi ben zaten iyi kötü biliyorum. Biraz işte derinleştirmek için. Ani Zehra'nın dediği gibi ani karar oldu. Yani kısmet nasip bugün neymiş? Aslında hiç program, hiçbir böyle bir şey yoktu. Aniden gökten düşer gibi şey oldu. Ama ben zaten oldum olası bildim bileli sizin bu eğitimleriniz çok muazzam bir şey. Allah razı olsun. Peki bu bir yıl içerisinde nelere şahit oldunuz? Bizim canlı yayınlarda şifasına vesile olduğumuz arkadaşlarımızdan aklınızda kalanlar neler? Kimde neye şahitlik ettiniz? Neler gördünüz? Deniz İnce Şak'la mı çalıştık? Deniz İnce Şak, Sevda, Kaş, Doğan. Ondan sonra Cuma, Zehra'yı da zaten Almanya'dayken tanıyordum. Orada zaten ilk karşılaştık sizin eğitiminizle. Sonra ben arada bir sizi yayınlarınızı izledim derken böyle ilgimi çekti ve zaten Deniz İnce Şak da aldı sizin eğitiminizi Zehra'dan. Selda Doğan da aldı. Selda Doğan'a selamlar, Deniz İnce Şak'a selamlar. Selda Doğan Londra'da, Deniz İnce Şak Frankfurt'ta. Allah razı olsun. Nurhan Hanım'ı nasıl etkiledin? Ya şöyle, Zehra da bana bir çalışma yaptı, Deniz de çalışma yaptı. O yüzden yani ben bu çalışmaları yani şeyini gördüğüm için, etkisini gördüğüm için zaten o açıdan ben de hayran oldum bu Refik Korkmaz eğitimine. Baş tanesiniz, Allah razı olsun. Peki biz canlı yayınlarda bir sürü pek çok insanın şifasına vesile olduk ya, sizin aklınızda kalan unutamadıklarınızdan bir tane örnek verin lütfen. İşte bu beni çok etkiledi, bu güzel bir çalışmaydı diyeceğiniz ne var? Bir sürü güzel çalışmalar yaptınız. Minyon kistleri yok ettiniz.
kulak delmeleri çözümünü buldunuz. Yani neler neler kanser hastası, benim parmağımı şifalandırdınız. Yani daha ne olsun? Ne olmasın? 4,5 saat Amasya'dan Kadriye Hanım'ın sağ bacağı doğuştan kalça çıkıklığı sebebiyle 4,5 santim kısaydı. O kısalık yok oldu ve hemen eğitime katıldı. Evet. Sonra İstanbul'dan soyadı Çiçek'ti. Ya Ramazan Çiçek'ti ya da Recep Çiçek'ti. Onun yine hangi bacağı kısaydı hatırlamıyorum. 8 santim kısaydı. Tam 7,5 santim bacağının uzamasına vesile olduk. Hem kısaydı hem inceydi bacağı. 7,5 santim uzadı, yani 8 santim kısaydı, hemen hemen diğeriyle aynı hale geldi. 7,5 santim uzadı, sadece yarım santim kısa kaldı. Ve bacak inceliği de tamamen ortadan kalktı. Peki lütfen söyleyin, parmağınıza ne zaman ne çalıştık? Ben hatırlamak istiyorum, hatırlamadım. Belki böyle yaparsam hatırlarsınız. Ben bunu kapatamıyordum. Böyleydi. Hı. Sayenizde kapatıyorum artık. Allah'a... %100 değil ama %90 kapatıyorum. Allah'a... Önceden böyleydi. Binlerce kez şükürler olsun. Amin. Tamam. Şimdi sizi canlı yayına al... Sizin canlı yayına katıldığınız anı hatırlıyorum. Haydi. Şimdi... Ben... Elinizi şu kadar kapatabiliyordunuz, şimdi elinizi bu kadar kapatabiliyorsunuz. %90 kapandı. Lütfen yeniden çalışalım. Evet. İsminizi bir daha bahşedin lütfen. Zerrin. Zerrin Hanım. Lütfen gözünüzü kapatın. Evet. Ve Nuran Hanım, gözünüzü kapatın. Sizlerin hangi türden şifaya ihtiyacınız varsa, hem sizin parmaklarınız hem de bütün bedeninizin şifasına şimdi vesile oluyorum ve canlı yayında bizi izleyen, dinleyen her arkadaşımızın şifasına vesileyim. Sadece öyle bekleyiniz. Bir dakika. Bir dakikaya bile gerek yok, yeterli. Lütfen açın gözünüzü. Kontrol ediniz. Vallahi bravo. Ne desem? %97 kapandı hocam. %90'dı demin, şimdi %97 kapandı. Bir kere daha lütfen iki avucunuzu şöyle, evet, açın. Açın ve ileri doğru uzatın. Ekran başındaki bütün dostlar, sizler sadece öyle bekleyin. Zerrin Hanım, şunu söyleyin. Keçi sütü. Keçi sütü diye bir defa söyleyin. Keçi sütü. Keçi sütü. Almanca söyleyebilir misiniz? Ziegenmilch. Açın gözünüzü. Nemilch, bir daha söyleyin. Evet. Almancasını bir daha söyleyin. Ziegenmilch. Beş defa söyleyin. Dört, beş defa söyleyin. Beş defa tekrarlayın. Tamam. Kontrol edin. Ziegenmilch. %100 kapandı hocam. Yemin et. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Yemin et kapandığına. Yemin edeceğim. Kapandı. Ben ne oldu? Hayalım. İnanmıyorum. Ben kelimeler bulamıyorum. Muazzam. Ya gerçekten mümkün değildi. Ya, ama hocamız mümkün yaptı işte, vesile oldu. Ziegenmilch. Ziegenmilch doğru mu? Efendim? Ziegenmilch doğru mu kullandın?
Tam telaffuzu öyle miydi? Evet. Bir de geçen sene Mayıs ayında küçük bir kaza geçirdim. Parmağımı kesinlikle şöyle düşüremiyordum. Yani kapatamıyordum. Zamanla biraz kapatabildim. Access Bars'tan kapattım biraz ama ondan başka olmadı. Sonra ben siz canlı yayın yaparken bir saniye. Siz canlı yayın aldınız. Evet. Şimdi ben bunu bir dakikalık bir video haline getirmek istiyorum. Sizi canlı yayına aldığımda durum neydi? Oradan aldınız. Şu şekilde. Yani fazla kapanmıyordu. Ve açıyordu yani. Zorladığım zaman açıyordu. Yani kapanması mümkün değildi. Siz şifasını vesile oldunuz. %90 kapandı şöyle. Bu şekil kapanıyordu. Şimdi bakın. Aha %100 kapandı. Lütfen ağrı var mı? Bir saniye. Zehra Hocam. Lütfen bunu Almanca söyler misiniz? Alman. Ben mi söyleyeyim hocam? Yok, kendisi söylesin lütfen. Ben söyledim. Şöyle söyleyin Zehra Hanım, bir saniye. İşte şu kadar zaman önce trafik kazası yaşadım. Ondan sonra şöyleydi. Refik Korkmaz eğitimine katıldım. Böyle tamam. Oldu. Ich habe im Mai dieses Jahres Letztes Jahr im Mai hatte ich einen Autounfall. Ich bin zum Chirurgen gegangen. Die konnten mein Finger nicht zur richtigen Stelle bringen. Und nachdem ich mich mit Refi Korkmaz in Verbindung gesetzt habe, beziehungsweise bei einem Live-Video, hat er mir dann wie soll ich das sagen? Geheilt. Von der Ferne Refi geheilt. Korkmaz. Genau, von der Ferne geheilt. Und jetzt mittlerweile, also jetzt kann ich richtig zumachen. Vorher ging das gar nicht. Und ich bin ihm sehr dankbar. Şifa oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Allah razı olsun. İşte bir eğitim ancak bu kadar mükemmel, bir eğitim ancak bu kadar güzel, faydalı olabilir. Sadece insanlara değil, hayvanları, hayvan dostlarımızı, bitki dostlarımızı da aynı şifaya vesile olduk. Ve dünyamıza da şimdi vesile olacağız. 21 Aralık dünyamızın da aynı şifaya ihtiyacı var. Onun da buradan şifasına vesile olacağız. Ne güzel. Valla Zehra Hocam, çok çok mutlu oldum. İyi ki sizin şimdi eğitiminize katıldım. Zerrino hocamızın parmağının kapanmasına vesile oldum. Zerrin Hanım, ya, şimdi tam mı anladım? 3 ay önce parmağınızı kestiniz ve parmağınızı ancak şu kadar oynatabiliyordunuz. Şu kadar kapatabiliyordunuz. Şu kadar. Yok, ben bir araba kazası geçirmiştim. Kazada parmağıma dokunma oldu. Bir şeyler oldu. Kapatamadım. Böyleydi. Tamam, böyleydi. Böyleydi. Evet. Şimdi böyleydi. Şimdi evet. Tamamen kapanabiliyor. Evet, şimdi kapatıyorum. Aha bakın. İşte hepsi bu kadar. Valla iyi ki katıldık programınıza, iyi ki Zerrin Hanım'ın şifasına vesile olduk. Haydi Zerrin Hanım ve Nuran Hanım ve Zehra Hanım, bence yapacağım en güzel, en büyük ders buydu. İşte eğitimlerimizin nelere kadir olduğunu gördük. Ben müsaadeniz olursa izninizi isteyeyim, olur mu? Hocam çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben çok teşekkür ederim. Yayınımıza katıldınız, onurlandırdınız, şeref verdiniz hocam, şifalar getirdiniz. Çok teşekkürler. Efendiniz, biz de sizi buradan sevgiyle gönderiyoruz. Allah Almanya'dan ve Ankara'dan. Siz şeref verdiniz. Ve daima bekleriz hocam.
Siz şeref verdiniz ve eğitimlerimizin de tüm dünyaya yayılmasına çok büyük katkı sağladınız. Allah sizden binlerce kez razı olsun. Eğitimimizi Almanya'da ve dünyada yayacak arkadaşlarımızı çoğaltıyorsunuz. İşte Zerrin Hanım ile Nuran Hanım Almanlara, Almanya'daki gurbetçilerimize, Almanların kendisine bu eğitimleri inşallah verecekler. Çok daha çabuk sürede dünyada yayılacağız. Şifa bekleyen pek çok insanın inşallah şifasına, bereket bekleyen pek çok insanın bereketinin artmasına, bilgelik, huzur, mutluluk, cesaret, 36. enerji ve ebedi gençlik bekleyen pek çok insanın bu enerjilerine önce kendinizde sonra onlarda vesile olun. Selamlar, saygılar, Kaf ötemiz, sonsuz. Çok teşekkürler. Evet, sonsuz olsun hocam. Başım gözüm üstü, Kaf ötemiz, sonsuz. İşte arkadaşlar gördüğünüz ne kadar muazzam bir çalışma yaptık. Zerrin Hanım'ın parmağının düzelmesine vesile olduk. Zehra Güney hocamız şu an Ankara'da. Zerrin Hanım ve Nuran Hanım Almanya'nın Köln'e yakın Hanau şehrindeler. Her iki arkadaşımız da buluşmuşlar aynı evde. Cep telefonlarının karşısına geçerek Zoom programı üzerinden Zehra Güney hocamdan eğitim alıyorlar. İşte bu kadar. Ve Almanya'da galiba 300 kadar eğitmenimiz var. Duydunuz Zerrin Hanım galiba 2-3 ay önce bizim canlı yayınımıza katıldı. Ben de hatırladım onu. Belki bazılarınız hatırlarsanız. Trafik kazası yaşamış 3-4 ay önce ve parmağını kapatamıyordu. Şöyle yapamıyordu. Bizim çalışmamız da şu hali getirmişti. %90 kapatabilir hali gelmişti. Şimdiki çalışmamız da tamamen %100 kapattı. Bizim eğitimlerimiz sıradan eğitimler değil. Aklı hayale sığmaz, rüyalarda dahi görülse kabul edilemez. Dünyevi bilgiler değil. Dünyevi bilgiler değil. Dünyevi olmayan bilgi mi var? Vardı. Refik Korkmaz eğitimleri, Kaf Dağı'nın bilgileri. Bugüne kadar duymadınız Kaf Dağı'nın dünyevi olmayan bilgilerini. Artık duydunuz. Hepinize selamlar, saygılar. Kafetemiz sonsuz.